Devam ediyor. ...61 yaşındayım. 4 tane evladım var. 3 kız, 1 erkek. 7 tane torunum var şu anda. Tek yerde ticaretle uğraşmaktayım. Daha çok zamanım, aylarım köyde geçiyor. Kışın sert, kış soğuk olduğu zaman İnye'ye bir iki ay orada kalıyoruz. Diğer zamanlarımız genellikle köyde, burada. Yani yapılması gereken fındığın dışında işte mısırdır, fasulyedir, patlıcandır, biberdir, bunları hemen hemen hepsini yapıyoruz. Kışın, yazın ihtiyacımızı buradan biz kendimiz gideriyoruz. Vaktimiz öyle geçiyor, zamanlarımız öyle geçiyor. İlk yakalandığım tarih 8. ayın 18'i. Anlama sebebim de ağrılarım oluşmaya başladı. Eklem ağrılarım, kas ağrılarım, baş ağrısı. Bunlar da belirtildi diye duyduğumuz için televizyonlarda hemen gittim bir kontrol oldum. Test yaptırdım yani. Testim maalesef pozitif çıktı. 15 gün karantinada kaldık. Devletin vermiş olduğu ilaçları, hastanenin vermiş olduğu ilaçları kullandım. Bunun dışında ben çok faydasını gördüğümü zannediyorum. Hakiki kestane balı. Her sabah ondan bir kaşık içtim. Kesinlikle faydasını gördüm. Ondan sonra 15 gün sonunda fakat bu psikolojiyi kendimden atamadım. 1-2 ay psikolojik tedavi gördüm. Tedavinin sonunda yine rahatsızlandım tekrar. 2 ay sonra 8. ay 18'inden 2 ay sonra yani öbür ayın 10. ay 25'inde bir daha test yaptırdım. Yine pozitif çıktı. Yine bir 15 gün karantinada kaldık. Karantinadan sonra dışarıya çıktık. Yavaş yavaş hayata başlayacağız derken 2. ayın 21'in 2. ayın 28'inde tekrar pozitif. 3. defayı işte bugün 2 gündür de tekrar 10 gündür bu son karantinamız. 2 gündür de dışarıdayım. İnşallah atlattık diye düşünüyorum. İlk tedavi sürecimi hastaneden sonra burada köyümde evimde geçirdim. 15 gün zaten ben ilk hastalık başlayınca 2 ay evde hiç çıkmadım. Ünye'de evde kendimi karantinaya aldım. 2 ay hiç dışarı çıkmadım. Ondan sonra işte ticaret devam etmek zorundaydı. İşte rızkın peşine düşecektik mecbur. O yüzden geldim, ticaretime başladım. Maalesef 2 ay sonra bir daha yakalandık. 2 ay devam ederken 2 aydan 4 ay yani 6 ay içerisinde 3 defa ben test sonucum pozitif çıktı. 3 defa virüse yakalandım. İkinci dedim ya psikolojik tedavi gördüm, birinci de hastaneye çok gittim. Gitmediğim bölüm kalmadı hemen hemen. O yüzden hastanede kaptığıma inanıyorum. Üçüncüyü de yine esnaf arkadaşlarımın birinden kaptım. Oldu. Benim kızıma bulaştı. Ben yalnız yaşıyorum. Kızım yanıma ara sıra da gelir, yemek yapardılardı bana. Ondan kızıma bulaştı. Hatta ve birinciyle beraberdik. Aynı gün karantinaya girdik. Üçüncü de beraberdik. O da benimle beraber. Üçüncü de. O ikinci defa, ben üçüncü defa yakalandım. Ben var olduğuna inanıyorum. Eklem ağrıları oluyor çünkü. Sırt ağrıları oluyor. Bunlar henüz geçmedi, daha devam ediyorlar. Vallahi doktorlar bize hiçbir şey söylemediler o konuda. Ben hatta sordum. Üçüncü test yaptırırken bu üçüncü ben dedim test. İkinci pozitif çıktı. Bu da çıkarsa üçüncü oluyor zaten dedim. Onlar da şaşırdılar. Nasıl olur? Ben de şaşırdım hocam dedim. Yani ben de şaşırdım. Siz de şaşırıyordunuz ama ben de bilemiyorum. Ya benim vücutta bir şey eksiklik var, bağışıklık var ama ben çok dikkat ederim bu söylenenlere. Harfiyen uyguluyorum. Gıdaları harfiyen almaya çalışıyorum. Ama maalesef üçüncüde yakalandım. Şu anda bana karşı böyle bir şey daha onu konuşmadım. Artık şöyle biraz kendime geldikten sonra önümüzdeki hafta içinde bizzat gideceğim zaten. Bu konunun peşine düşeceğim, öğreneceğim. Nedir? Neyin nedir? Üç defa Allah korusun bir de dördüncüye kalırsak
sıkıntı olur diye düşünüyorum. İlk iki günüm pozitif çıktıktan iki gün biraz ağrılarım oldum. Diğer günleri geldi geçti. Bir gün uğradı bir saat geçti. Yardımcı gün yarım saat uğradı geldi geçti ama boş bırakmadı yani. Ben her anlamda şunu söylemek istiyorum. Bunu ilaç, aşı bitirecek değil. Bunu biz kendimiz bitireceğiz. Kendimiz bitireceğiz derken de maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Maske, mesafe, temizlik zaten bizim yapmamız gereken bir şey. Yani bu maskeyle mesafeye kendimizi alıştıracağız, adapte olacağız. Başka çaremiz yok. Yani bunu bir halk bitirecek, vatandaş bitirecek, millet bitirecek. Kimse bitiremez. Bunu yani doktora yakalanıyorsun, doktora gidiyor, doktor ilaç veriyor. Benim gibi mesela bir daha alıyorsun. Yani bunu ben nereden aldım? Bir yerden aldım. Bende yok. Bende olmaz. Şurada olmaz. Ya şunu adet edeceğiz. 3 kişilik bir topluluk yapmayacağız. 3 kişilik bir beraberliğimiz olmayacak. 2 kişi konuşursan o da mesafeye dikkat edelim.